birileri gelip Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün işgallerine gerekçe gösterdiği 11 Eylül saldırılarının yalan olduğunu söylese inanmayabilirsiniz. Ama bu itirafı yapan Rockefeller ailesinin dostu olan ünlü Yahudi yönetmen Aaron Russo olunca insan şaşırmadan edemiyor. Ünlü yönetmenin ölümünden önce verdiği bir röportajında öyle iddialar var ki komple teorisi kavramı bile tarihe karışabilir. Bir başka önemli detaysa Russo'nun röportajdan 6 ay sonra şüpheli şekilde ölmesi. ...11 Eylül saldırıları... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...küresel terör söylemindeki en önemli dayanaktı. Amerika... ...11 Eylül'ü kullanarak... ...Irak ve Afganistan'ı işgal etti. Bununla da yetinmeyen Amerika... ...stratejik öneme sahip birçok bölgede... ...operasyonlar gerçekleştiriyor. 11 Eylül yüzünden... ...bütün dünyayı işgal edecek duruma gelen... ...Amerikan yönetiminin... ...kendisi de bu işgallerden büyük zarar gördü. Bütün bu işgaller ve operasyonlara rağmen 11 Eylül saldırısı hala tam olarak aydınlatılamadı. Bu konuda Amerikan Devleti ve Pentagon'un açıklamalarının tersi yönünde söz söyleyenler komplo teorisyeni olarak kabul edildi. ...2007 yılında kanserden öldüğü açıklanan başka bir iddiaya göre ise 11 Eylül gerçeğini açıkladığı için öldürülen ünlü yönetmen Aaron Russo komplo teorisyeni olarak anılıyordu. Russo'nun böyle anılmasının sebebi ise verdiği bir röportajdı. Bu röportajda oldukça ilginç iddialarda bulunuyordu. 11 Eylül'ü Amerika'nın kendisinin yaptığını iddia eden Russo, bu işin arkasında Rockefeller ailesinin olduğunu açıklıyordu. Hollywood'un en önemli yönetmenlerinden olan Yahudi asıllı Aaron Russo, söylediklerini destekleyen en önemli detay ise Rockefeller ailesine yakınlığıydı. İşte ürkütücü bilgiler içeren o röportajdan bazı bölümler. The police raided the nightclub, my club for no reason at all. And I was standing. Nicholas Rockefeller ile bir avukat aracılığıyla tanıştık. Sonra dost olduk. Sık sık görüşürdük. Nick benimle birçok sırrını paylaşırdı. Beni Council on Foreign Relations toplantılarına çağırırdı. Ben gitmeyi reddederdim. Nick bir gün bana, Aaron, yakın zamanda bir olay olacak ve o olaydan sonra Afganistan'a gireceğiz. Bu sayede Hazar Denizi'ne boru hattı döşeyebileceğiz. Irak'a girip petrolü alacağız ve oraya bir askeri üs inşa edeceğiz. Daha sonra Venezuela'ya girip Chavez'den kurtulacağız. Sonra da sıra İran'a gelecek dedi. Bana asla bulamayacakları bir adam için mağaraları araştıran bir sürü adam göreceksin. Teröre karşı verdiğimiz savaşta gerçek bir düşman olmadığı için bu savaş hiç bitmeyecek dedi. Ben insanları bu savaşın gerçek olduğuna nasıl inandıracaksınız diye sorduğumda Nick bana medyayla yapacağız diye cevap verdi. Ve bana medya herkesi bunun gerçek olduğuna inandırabilir. Bir şey ortaya atarsın ve onun hakkında sürekli konuşursun. İnsanlar sonunda ona inanır. Biliyorsun, 1913 yılında Federal Rezervi de yalanlarla kurdular dedi. Terörizme karşı savaş budur. Koca bir yalan. 11 Eylül'den sonra neden herhangi bir şey olmadı sanıyorsunuz? Neden bu adamlar başka uçaklar kaçırıp saldıramadılar? 11 Eylül, kendi hükümetiniz ve banka sistemimiz tarafından Amerikan halkını korkutmak için yapıldı. Ve onları razı etmek için. İşgallere razı etmek için yapılmış küçük bir şaka. Afganistan ve Irak'a girdik. Terör bir yalandı. İran'a da yalanlarla girecekler. Oradan oraya geçip duruyorlar. Nick'e bunu neden yaptıklarını sordum. Boş ver bunları. Aileni düşün yeter dedi. Amacın ne olduğu konusunda ısrar ettim. Bana şöyle dedi. Asıl amaç dünyadaki herkese RFID çipi yerleştirmek. Herkesin sahip olduğu her şey o çiplerde olacak. Ve eğer biri bizi protesto ederse ve yaptıklarımızı eleştirirse çipleri kapatacağız. Biz yeni dünya düzeninin sahipleriyiz. Bütün bunlar bana çok anlamsız ve çirkin geliyor. Aaron Russo bu röportajdan 6 ay sonra öldü. Ölüm nedeninin kanser olduğu öne sürülse de bu açıklama inandırıcı gelmedi. Bu tartışmalı ölümün bir cinayet olduğu konuşuluyor. Bu çarpıcı röportajdan kısa süre sonra ölmesi tüm bu ihtimalleri kuvvetlendiriyor. Amerika'daki iki tane kulenin yıkılması olayı o zaman 2001'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Süleymaniye Camii'nde vaaz ediyordum. Bu 11 Eylül
İslam'a karşı hareketlerin meşrulaştırılması için oluşturulmuş bir senaryodur. Yani şeyin, Amerika'nın İslam ülkelerinde bir operasyon yapması için elinde bir gerekçe olması lazım. O da çok kolay işte, yok falanca adam uçağıyla geldi de ölüm dalışı yaptı da bunun olacak şey değil. Ne ki yani, uçak şeklinde bir füze yaparsın olur biter. Ve ilginç bir şey de o gün bir tane çalışan gelmiyor binalara. Yahudiden bir tek Yahudi yok. Evet, bir tek Yahudi gelmiyor.